Jeneratöre kadar 30 saniyemiz var. En azından şurada mevzilenecek kadar ilerlememiz lazım. Ben tepeden indirebildiğimi indireceğim. Sonra size yetişirim. İçeri girdikten sonra gerisi kolay. Allah'a emanet ol. Dikkatli olun. Ulan, var 1 milyon tane zımbırt. Beni de buraya gönderdiler. Sanki sigorta teli bağlamaktan başka elektrik işi yapmışım gibi. Tombala çekecek halimiz yok ya. Ya Allah, bismillah. Hepsi beraber. Artık gitme vakti. Sağlam mıyız? Evelallah. Dayı, şarjörün var mı? Al yeğenim. Ne yapıyoruz yeğenim? Dayı, Memati, siz bu tarafa. Çakır, bu tarafa. Tamam, hadi. Yeğenim, kurbanlı koyun gibi ne diye her bıçağın altına kafanı uzatıyorsun? Dayı, bundan sonra sana can dayı diyeceğim. De tabii yeğenim. Thank you.
kaçmış şerefsiz. Çok uzağa gitmiş olamaz. Buralarda. Dayı, kendinizi mi vurdurtacaksınız ya? Yoksa ne işimiz var burada yeğenim? Abi, ya Minatemiz? Yukarıda yok muydu? Yukarıda Memat, affettim, gidiyoruz. Kapıyı sürgüledim efendim. İçerideler. Artık işleri bitti. Nasıl çıkacağız lan bu zindandan? Pis tongoya düştük. Dayı, bir bak hele. Geldim Memati. Bu herif bizi burada bırakıp gitmez. En azından bu halde. Bir buçuk dakika sonra yokuz arkadaşlar. Bu ne lan? Anlıyor musun bu işten Can Polat? Bir iki radyo tamir etmişliğim var. İyi, çok rahatladım. Dayı, ne kadar dua biliyorsan et. Bir dakikaya Yasin yetişmez yeğenim. Diğer kapının dibine gidip yere çökün. Kardeş, sen öleceksin, biz kurtulacağız mı? Ne gele gele. Sen işine bak da. Bu senin. Ne gerek vardı? Yaşarsan iki dakika sonra görüşürüz. Ulan hangisiydi? Mavi gökyüzünden cennete. Bu değil. Sarı düşman. Kırmızı kan. Kırmızı değil miydi? Bomba uzmanı bir arkadaşım vardı. Renk körüydü, çok yaşadı. Rengine değil, gelişine bakacaksın. Doğum günü hediyen bu mu yani? Evet. Nice mutlu yıllar yaşa diye. (Gülüyor)
mavi gökyüzünden cenneti. Göreyim seni. Sarı düşman. Kırmızı kan. Hangisi? Sence? Sarı düşmanı. Sarıyı kes anasını satayım. Karada ölüm yok. Hadi, hadi gidelim buradan. Şiştim. Gidelim de dayı. Nasıl? Kapı çelikse seken bize girer. Demirse deler geçeriz. Hadi bakalım. Nasıl durdurdular Kamil? Abi kapıyı zorluyorlar. Her halükarda çıkamazlar. Atladıklarını duymadan gitmem. Hadi Can Polat. Ölen var mı? Var. Kim öldü dayı? Mertlik öldü yeğenim. Mertlik. Hadi kalkın gidelim artık. Benim yumurta topuk oralardan memati. Boş ver dayı. Yenisini alırız. İyi ya. Can Polat. Ne yapacağız bu şerefsizi ya? O bizi öldürmeden biz onu öldüreceğiz. Ama şimdi gidelim. Jandarmanın gelmesi an meselesi. Hadi. Kafayı yiyeceğim lan. Hayat sürüyor kardeşim. Millet! Kalkın lan! Saat 7:30!
atmazsam devreyi yakacağım. Anne, o para iade edilecek diyorum. Ne münasebet canım? Çocuk hayatını kurtaracak. Çıktıktan sonra el aleme muhtaç olmaz. Anne, mesleğim elimden gidiyor. İyi ya, sen de avukatlık parası alırsın. Kardeşinle beraber bir iş kurarsınız. Anne! Ne dememi bekliyorsun Elif? Durumumuzu biliyorsun. Eren'in aylak aylak gezdiği için orada olduğunu da biliyorsun. Benden paraları yakmamı mı istiyorsun? Yakmayacağım. Umarım oğlun birazcık olsun annesine değil babasına çekmiştir. Birazcık. Kaderi benzemesin. Ne halin varsa gör. Yemeyeceğim. Çocuk gibisin. Bu işe artık ben el koyuyorum. Artık benim yöntemlerim geçerli. Esther, benim yok edemediğim çakı da sen mi yok edeceksin? Senin için yok etmenin tek formülü silah. Benim içinse değil. Tartışma istemiyorum, anladın mı? Ne yapacaksın? İsrail'den özel bir ekip geldi. Birlikte hareket edeceğiz. Çakır'ın kalesini içeriden yıkacağız. Tombalacıyı istemem dedim. İlle de Sehem'in başında testere olsun istedim. Garvanlı ne dedi? Ne diyecek? Tamam dedi. O kadar büyük iş ki Ziya Bey, küçük bir çatlakta bütün gemi batar. Bizim gemimiz batmaz. Ama bana açık söyle. Bu işe testerenin kellesini almak için mi giriyorsun? Onun kellesi o kadar para etmez. Lakin göreceğiz. Madem bizim işimize girmeye hevesli, bakalım ne yapacak? Sen varsan benim için bir sıkıntı yok. Ben de girerim. Herkes gruplaşırken seni yalnız bırakmam. Alo. Alo, ben Necmi. Müsaitseniz öğle yemeği yiyelim. Benimle neden ilgileniyorsunuz? Neden ilgilenmeyeyim? Bir kusurunuz mu var? Peki, saat kaçta? Nerede? Saat 1'de. Yerini de siz söyleyin. Geçen sefer karşılaştığımız restoranda. Tamam mı? Anlaştık. Görüşmek üzere. Denizden kızın çıktı. Kusura bakma Lazzi ya. Sen ananı kestiysen, ben de babamı vurdum. Görüşeceğiz. Babam bu yıl kurbanı da çifter çifter kesiyor. Oy sevdiğim oy. Bundan sonra sabahları erken kalkılıp hep birlikte kahvaltı yapılacak. Baba sen öğleden önce kalkmazsın ki. Yok ya. Nasıl kalktım o zaman? Yatmamışsın ki. Lan eşkıya. Yatmam. Yine de sizi kahvaltıya kaldırırım oğlum. Sen yeter ki kahvaltıyı beraber yapalım de. Ben seni her sabah 7:30'da uyandırırım. O kadar da değil de. Hafta sonları olur. Söyleyin bakalım. Sizi nereye götüreyim? Bugün bizle mi olacaksın? Sizli bizli konuşma sen de şimdi Nesrin. Kızım oğlum ben o kadar. İyi. Öyle olsun bakalım. Gündüz onlarla, gece de seninle gülüm. Bu daha iyi oldu. Baba alışverişe gidelim mi? Baba alışverişe gidelim mi?
Ne alacaksın kız zilli? Her şeyin var da. Baba, erkek erkeğe sinemaya gidelim mi? Ablam da annemle beraber alışverişe gitsin. Lan iyice eşkıya oldun başıma. Ne diyorsam o lan. Hep beraber sinemaya gidiyoruz o kadar. Ne var ya? Terbiyesiz. Günaydın terbiye. Nereye? Terbiye öğrendiğim yere. Ben de gelip bir şeyler öğreneyim bari. Hikmet açmış mı? Bir de diyor ki para kazanamıyorum. Bak avukatı, mafya. Sabahın bu vakti ayakta. Esnaf nerede? Uyuyor. Hayırlı sabahlar. Oo, geceyle gündüz gelmiş, hoş gelmiş. Niye öyle dedin Ömer baba? Gündüzle gece bir araya gelmez de ondan güzel kızım. Olur ya, ay tutulur, güneş tutulur. Geceyle gündüz bir olur. Biz de keyifle izleriz. Hangimiz gece diye sormaya gerek yok değil mi Ömer baba? Biri diğerinden kötü değildir evladım. Birinde her şey apaçık ortadadır. Birinde her şey gizli saklıdır. Ben o zaman gece olayım Ömer baba. Gizleneyim, saklandığım yerden de hiç çıkmayayım. Geceye sığmışsın zaten güzel evladım. Gün geceyi allak bullak etti Ömer baba. Allak bullak olan benim. Niyeymiş güzel kızım? Hukukçular mesleğimi elimden almak istiyorlar. Gayri hukukçular da kardeşimi. İkisi de senin olsa senden alırlar. Ama ikisi de sana verilmiş hediye. Senin olmayanı nasıl alacaklar? Sorun ne? Baro 6 ay meslekten uzaklaştırdı. İtiraz edeceğiz ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bizden ötürü mü? Evet. Eren'le ilgili sorun ne? Çakır büyük para vermiş Eren için anneme. Kabul etmek istemiyorum. Haberim yok. Bu arada sen niye buradasın? Ömer babayı dinlemeye. Bismillah. Ne oluyor burada ya? İşte benim hikmetim böyledir. Hep lazım olduğu zaman gelir. Bir mesele mi var? Mesele çok, müsebbibi yok. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Senin bir sıkıntın var mı evladım? Çay Ömer baba, sadece çay. Parayı benim hesabıma yatırmışsa ablama ne Canan abla? Erencim, büyük rakam. Kime göre büyük rakam? Eren, karşılığını ödeyemeyeceğin bir hediye almak sence ne kadar doğru? Abla müsaade ederseniz kendi doğrularımla, kendi yanlışlarımla yaşamak istiyorum. Bana verdiği hediyeyi iade edecek saygısızlığı Çakır abiye yapamam. Çünkü ondan hiç sevgisizlik ve saygısızlık görmedim. Ablama aynen böyle ilet. İletirim de bu bizim dosyamızı da sıkıntıya sokabilir. Ablanın avukatlığı elinden alınıyor. İyi ya. Gerekirse bununla ablama bakarım. Ablanın bunu kabul etmeyeceğini biliyorsun Eren. O zaman ablam da benim neleri kabul etmeyeceğimi bilsin. Beni buradan çıkardınız da şimdi sıra parayı ne yapacağız'a mı geldi? Çıkınca bakarız. Var mı başka bir şey? Yok Erencim. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Canınızın sağlığı. Eyvallah. Birazdan hazır.
misin? İyiyim kızım. İyiyim. Hadi Spike. Evet. Sushi birazdan hazır. Abi iyi misin? İyiyim. Soluklanacak bir yere gidelim. Baba istersen biz de çıkalım. Yok gülüm. Siz izleyin. Film bittikten sonra sizi bırakırlar. Tamam mı? Memati sen benimle gel. Siz çocuklarla kalın. Tamam. Baba teşekkür ederiz. Niçin kızım? Bugün için. Hadi. Hadi siz filmi izleyin. Abi ne oldu? Nefes alamadım karanlıkta. İçeride beni çok yordular Memati. Hadi. Güneş gibi.
Efendim canım? Anneannem de sana isterken annemin babamın beklediği gibi seni bekledi mi? Annen gibi değil evlat. Asiye. Annenin babanı sevdiği gibi beni sevmedi evlat. Alır mıydınız? Hı hı. Neden hiç evlenmediniz? Kadına ayıracak zamanım yoktu. Siz? Bana zaman ayıracak erkek yoktu. Burada olduğumuza göre zaman sorununu aşmışız demektir. Neden sizinle ilgileneyim ki? Sizinle ilgilendiğim için. Sana dürüst olacağım. Benimle dürüst ol. Denerim. Benim peşimde misin? Babamın peşinde mi? Bunu merak ettiğin için mi geldin? Seni merak ettiğim için geldim. O zaman merakını gider. Sor, söyleyeyim. Anneni niye kestin? Ömrü hayatımda bu soruyu bana sadece bir kez sordular. Ne cevap verdin? Bir daha yüzüne bakamayacağım için. Ne yapmıştı? Meraklı olmanı sevmedim. Bir daha yüzüme bakmazsın, olur biter. Cevap ver. Annenin babana yaptığını... Bizi bizden iyi anlayacak var mı? Benden ne istiyorsun? Sadakat. Bana ne vaat ediyorsun? Ne istersen. Benim her şeyim var. Senden ne isteyeceğim? Her şey olan hiç kimse yoktur. Her şeyi verecek kimse de yoktur. Ah. Nasıl oldu Şeyh Muz? Muhteşem ağam. Gerçi istersen bir de Nazlı ablaya bir sor. Nerede Nazlı? Fasulye kırıyor mutfakta ağam.
Ne yapayım? Vallahi ne dediysem çıkaramadım mutfaktan. Kılçık ayıklamayı seviymiş ağam. Vallahi. Kimin kızı gırısın ha? Nazo. Söyleseydin bari mutfakta çalışacağım diye. Babacığım. Seni niye el alemin Londra'sına gönderip okuttuk ha? Ne bileyim baba. O kadar okul okudum. Bir işe yaramıyoruz. Bari fasulyeleri kır diye Şeyh Muzaffer beni mutfağa gönderdi. Vallahi yalan ağam. Sen benim kızıma yalancı mı diyorsun ha? Haşa tövbe ağam. Baba, birkaç gün çiftlikte kalabilir miyim? Niye sen kalıyorsun? Bu Şeyh Muz gitsin kalsın. Samanı saptan ayırır hiç olmazsa. Kılçığı ayıramıyor da. Baba Nazo beni çok özlemiş. Aa, ben de Nazo'yu çok özledim. Çok, çok. Nasıl istiyorsan öyle yap kızım. Ağam, orada şeyler vardı. Şeyh Muz abi, bak işime taş koyarsan babama söylerim. Elin ayağını öpmüşüm abla. Bele yapma. Gizlim saklım varmış gibi sanki. Öldürecek misin kızım Şeyh Muz'u? Bir tane adamım var zaten. Nasıl istiyorsan öyle yap. Çiftliğe haber sal Şeyh Muz. Başım üstüne ağam. Şunları yumurtalı yapsaydınız bari. Şöyle kavurup falan. Yok. Aşçının işine karışılmaz babacığım. Evet. Bak hele sen bak. Hadi. Daha olmamış. Ha? Bu tamam. Tut kaşığı. Tamam baba. Ver. Dur şunu. Nasıl olmuş baba? Anandan iyi. Kaç çocuğu var baba? Kimin? Ağanın. Senle ben de sayarsak 5000. Kan bağı olan kaç çocuğu var baba? Bağırsağını çıkarır seni bağlarım. Kanın tükenene kadar da karşına geçip nasıl geberiyorsun diye bakarım lan itoğlu. Niye kızıyorsun baba? Bir saygısızlık yapmayayım diye soruyorum. Duy da inanma ama bil günah benden gitsin. O gördüğün sarı kız bir tane evladı. Oğlu yok mu? 9 tane toprağa gömmüş. Olmuş ölmüş, olmuş ölmüş. 4. karısından bu kız gelmiş. Allah Allah. Gen bozukluğu herhalde. Geni bozuk. Sen kendine bak. Bana bak Erdal. İtoğlu. Gözüm kör ama o kadar da değil. Ağanın kızının yamacında... Seni gördüğüm zaman elimden çekeceğin var. Beni hiç tanımamışsın baba. Ben sınırlarımı bilirim. Ben de benden çıkanı bilirim. Ulan sürüyesiz. Hadi işe koyul. İçini dar ettiğin şeye bak çakırım. Vadesi geldim ölecek. Benim sıkıntım... Biz onun eceli olamadan kalpten, şekerden, bir şeyden giderse o şişko, o zaman ben de bir ömür şiş gezerim. Hayırlı bir şey söyle, hayır olsun dayı. Sabaha zor ettim. Sonra dedim, sabah oldum oyalanacak bir şey bulurum. Kalktım kahvaltı yaptım. Çocukları gezdirdim. Sinemaya gittim. Orada film koptu.
Bu herif gözünü yummadan ben gözümü yummayacağım dayı. Sabır Çakır'ım. Sabır. O ne tosunum? Lokum Güllü dayı. Anam gönderdiydi. Anandır Güllü. Koy uzaklaş. Lokum gibi ezmeyim seni. Bu kim dayı? Anamın teyzesinin kızının oğlu. Bakma anan Güllü dediğime. Anasının adı Güllü. Dayı, sana ne kadar benziyor? Hakikat. Benim de gençliğimde saçlarım kıvırcıktı. Sakalların da böyle miydi dayı? Bıldırcın, gel bakayım. Bu sakalların hali ne oğlum? Kesmeyecek misin? Anam böyle seviyor Güllü dayı. Kirpi yavrusunu pamuğum diye sever. Bir daha böyle görmeyeceğim. Bir daha bana Güllü dayı demeyeceğim. Yoksa aha harem orada. Biletini al git. Kovsan da gitmem. Anam beni sana adam olayım diye yolladı. Git Güllü dayın seni adam edecek dedi. Allah ikinizi de yaramaz avrat şerrinden, esvaplı şeytan şerrinden korusun dedi, uğurladı. Anana da sana da. Memati oğlum bu ne gıda ya? Vallahi keyfim yerine geldi ha. Dayı bu bıldırıcının adı ne? Adı Batsın. Erhan. Şiştim. Oğlum maden suyu ver. Sen şişme görmemişsin dayı. Polat bu bıldırıcını bir görsün. Şişmelerden şişme beğen. Sübhanallah. Memati. Oğlum arayacağım Polat'ı. Poligona gidip iki sıkalım. Keyif yapalım de. Hah. Hay aklınla bin yaşa. Başka türlü bu şişin ineceği yoktu. Dayı. Bıldırcını getirmiyor musun? Otur. Kuş niyetine avlarım seni. İskarpinimi ver. Buyur. Tamam Memati. Siz gidin ben gelirim. Ne? Bıldırcın mı? Hadi canım. Ben kahveden alıp gelirim. Yok ya ne vuracak? Kuş mu bu? Hadi görüşürüz. Ava gidiyoruz da. Tombalacıya mı bıldırcın diyorsunuz? O kadar da değil. Ne bileyim. İstersen sen de gel. Poligona gidiyoruz. Çok romantiksin. Tamam gel. Mum ışığında sıkarız. Ay çok komik Polat ya. Her şeyden eğlence çıkartıyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun? Evet, yalan mı? Allah'tan kork, bir omzunda alamadığım kaldı. Beklerim. Bu kadınlar erkeklerin ağlamasını ne kadar seviyor? Ben ağlayan erkek hiç sevmem. Niye? Dayanamam. Ne isterse yaparım. Ama bak bunu unutmam. Sen de dediğimi unutma. Çakır parayı geri alsın. Tamam tamam. Konuşurum. Benim için çok önemli. Tamam dedim ya. Beni ofise bırakır mısın? Kalayım mı seninle? Yok canım sağ ol. Sen keyfine bak.
Kimler var? Efendim, maalesef toplantı odasını dinleyemiyoruz. Korumaların mevcut bulunduğu oda kaydı açık. Ancak onlar da tek kelime etmiyorlar. Tek duyabildiğimiz çakmak ve çay karıştırma sesleri. Toplantı odasını neden dinleyemiyorsunuz? Efendim, dinleme engelleyici mevcut. Lazerle camlardan denediniz mi? Olumsuz efendim. Sonuç yok. Hepsinin çıkarken görüntülenmesini istiyorum. Hı hı. Mümkünse araçlarını araç takıp cihazları ve dinleyiciyi yerleştirmeye çalışın. Emredersiniz. Hı. Öncelikle davetimi kabul edip beni şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada büyük bir ortaklığa adım atmak için toplanmış bulunuyoruz. Tahmin ediyorum hepimizin kurduğumuz SEHEM'in genel çerçevesi hakkında malumatı var. Necmi Bey, biliyorsunuz ben biraz müşkil pesent bir adamım. Gönlüm ferahlasın diye tafsilatıyla anlatırsanız size çok müteşekkir olurum. Tabii ki. Aramızda Hüsreva gibi konunun ehli bir büyüğümüzün olmasına rağmen benim konuşmam belki yadırganabilir. Ama bu SEHEM'in koordinasyonunu sağlamak görevi bizzat kendisi tarafından, kendisinin teklifiyle Sayın Karhanlı tarafından şahsıma tevdi edilmiştir. Malumunuz Afganistan'da Amerika'nın göz yumasıyla Taliban tarafından büyük ölçekte afyon ve Hint keneviri yetiştirilmekte. Bu göz yumma neticesinde piyasa ham maddeye doydu ve fiyatlar çok ucuzladı. Bugün geldiğimiz noktada Amerika, Birleşmiş Milletler'in baskısıyla tarlaların önemli bir kısmını yok etmek durumunda. Amerika bu operasyona başladığında fiyatlar birkaç misli artacak. Ve biz bu operasyon olmadan önce Afganistan'dan çıkarabildiğimiz kadar büyük ölçekte malı çıkarıp Hint Okyanusu yoluyla buraya ulaştıracağız. Anlaşılan burada herkes SEHEM'e onay veriyor. Sen bize iş bölümünü anlat Necmi. Uluslararası sularda güvenliği Samuel sağlayacak. Mallar Ziya Bey'in gemileriyle taşınacak. Süveyş kanalından geçişi ve Türkiye'deki gümrük işlerini Tuncay kardeşimiz üstlenecek. Para trafiği tabii ki Nedim Bey'in sırtında. Hüsreva malın buradan Avrupa ve Amerika'ya işlenip ulaştırılmasını ayarlayacak. Bense konsey adına bütün bu trafiği yönlendireceğim. Bu büyük SEHEM Mehmet Karahanlı ve konseyin garantisi altındadır. Bu Amerikalılardan bize son dakikada yanlış bir hareket olmaz değil mi? Söz konusu değil. Oradaki bağlantılarımız da bu ticaretten payını alacaktır. Buradaki gümrükler için çalışma yaparım. Ama Süveyş'teki gümrük için maddi ve nüfuz anlamında desteğe ihtiyacım var. Bu destek olmadan başaramam. Ben SEHEM'imde başarısızlık lafını duymak istemem. Ortaklık kardeşlikten ileridir. İşi başarıyla tamamlayana kadar hepimiz diğerimiz için elimizden geleni ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Abi kötü. Oğlum karavanı yok ama toplayamamışsın mermileri. Bu elim hala iyileşmedi ki. Fena değil ama canlı hedefte daha iyiyim ha. Can Polat. Hepsi karavana. Hayırdır dayı?
Ulan çıkan 6, giren 36. Hadi gireni çıkanı geçtik. Peki bu işaret ne? Erhan! Gel bakayım buraya. Dur bıldırcın, dur bizi vuracaksın, dur. Erhan! Bu dayının tabelasındaki işaret ne? Kalp abi, aşkı temsil eder. Kime aşıksın dayı? Bana bak Polat. Zaten getirdin bunu, benim sinirlerim bozdu. Aha, bu mermiden bir tane kağıda telef etmem ona göre. Ayıp değil mi benim nişangahıma sıkıyorsun? Ben ne sıkmışım? Allah bilir bir tanesi bile senin mermin değil. Çocuğa tembih ettim. Delik kağıdı astırdın. Değil mi? Vallahi fiskos bir şey konuşuyorlardı ama. Yok abi. Bana bunların yanında bir daha sakın Güllü dayı deme diyordu. Bizim yanımızda olmadığında mı diyecekmişsin yani? İstediğiniz kadar kafa bulun oğlum. Delikanlı olan çıksın karşıma. 25 metreden. Gözü kapalı tek atış. Aha. Onun sıfırından geçecek. Ben atarım dayı. De hadi atma. Git kenarda dur. Dur dur. $1000 Erhan'a yatırıyorum. Can Polat parana yazık. Daha bizi çapkınlığa götüreceksin de. Sen de Seyfo dayıya yatır. Kim kazanırsa o sırtlar. Dayı. Bunlar seninle yeğenin üstünden çapkınlık planı kuracaklar ha. Ne kurarlarsa kursunlar. Ben lafımı söylemişim arkadaş. Kim delikanlıysa o gelsin karşıma. Öz yeğenim delikanlıysa onunla da bilek güreştiririm. Hadi utandır bunları yeğenim. En azından yakın at ha. Problem değil dayı. De hadi. Seni arpacıksız. Batırdın beni Erhan. O zaman çıkardın paraları. $2000 borcumuz var. Ha? Gözümsün. Utanın, utanın. Tamam, tamam. Hadi ben çekiyorum, hadi. Yaktın lan beni Erhan. Problem değil abi. Ben karşılayayım. Anam yolluk verdi. Yürü lan. Adam olacakmış bir de. Dayı siz gelmiyor musunuz? Hadi benden utanmıyorsunuz. Bu Sabi'den utanın. Emanettir, ayıptır. Yürü lan. Ne diyorsun Can Polat? Bana öyle geliyor ki tombalacı bize bulaşsın diye çapkınlığa gidelim diyorsun. Allah'ım sen duy bunları ya Rabbi. Memati, eğlenceye gelmiyor musun oğlum? Abi benim daha büyük eğlencem var. Ben dayıyı şişireceğim. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ester, başını derde sokma. Bir de seninle uğraşamam. Sen kendinle uğraştırma yeter. Şampanya koymayacak mısın?
Sen içmeyecek misin? Sen benim yerime de iç. Evli misin? Ne o? Evlenme mi teklif edeceksin? Yatağa geçelim mi? Daha rahat oluruz. Sen geç, ben geliyorum. Onun doğruları neymiş ya? Hayatında doğru bir tek şey mi yapmış? Ne deseydim Elif? Geri vermek istemiyor. Sende vekaleti yok mu? Parayı alır havale ederiz. Böyle bir şey yapmam. Ne demek yapmam ya? Yapmam. Rızası dışında bir iş yapamam. Sen ciddi misin? Elif, Eren kendince haklı. Şaka yapıyorsun değil mi? Elif kabul et. Oğlumuz içeride büyümüş ve kendi bildiklerini hayata geçirmek istiyor. Parayı da iade etmek istemiyor. Ha, annesi gibi para göz. Ya para göz olduğu için değil, Çakır'a büyük saygısızlık olduğunu düşündüğü için böyle bir cevabı oldu. Para göz olduğu için o Erdal hayvanının peşinden gitti. Büyümüş. Ne büyüyecek? Daha büyük para göz olmuş. Ben de parası için mi Erdal'ın peşine takıldım Elif? Bilemem. Eren'in doğruları yanlışları var. Annesinin var, senin var, herkesin var ama ben hiçbir şey bilemem. Sen de gücün peşine takılmış gidiyorsun. Ama hiçbirimiz bilemeyiz. Polat hiç değilse yakışıklı. Ama maalesef senin değil. Asla bilemezsin. Ulan iki dakika bir dur. Hal hatır sor. Bir dur ya, bir dur de. Nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çattık. Bulduk yitirmezsek. Kızım, ben öyle girizgah olmadığımı yapamıyorum. Gel. Gel otur şöyle bir. Muhabbet edelim. Kimsin? Nesin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Şşş. Öfleyip püfleme. En sevmediğim şey bak ha. Adam yerine koyduk, adam gibi cevap ver de. Babam 5 yaşındayken öldü, annem başkasıyla evlendi. Üvey babam da 15 yaşındayken bana tecavüz etmeye kalktı. Tamam lan tamam, sus sus sus. Pişmiş yaşa su katma. Pişmişi de olsa. Ulan başka zaman karşıma çıkmazsın ki. Geç olmuş. Başrolünde geç.
Gel seninle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Ben sana iyi para vereceğim. Sen de bu geceyi başka türlü anlatacaksın. Başka türlü? Güzel bir geceydi. İyi oldu diyeceğim. Bir problem yok değil mi? Yok. Sadece kafam başka yerde. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh! Ya ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Ya tamam bir şey olmadı. Olmayacak. Tamam istemiyorum ya. Ama ben seni istiyorum. Söz. Bir hafta sonra. Şimdi olmaz. Al. Al sana para. Bir hafta sabret. Bir soran olursa... Çok güzel, çok iyi diyeceksin, ha? Çaktın. Kafayı yemişsin sen. Yedim ulan. Yedim, harbiden yedim. O yüzden yapamıyorum. Hadi kalk giyin, hadi. Şşş. Eğer birisine bir laf edersen... ...dilini keserim. Tamam, tamam. Çok iyi, çok güzel. Hadi biraz daha ver. Deli dumrul musun lan? Köprüden geçersen bir, geçmezsen iki. Ne güzel İstanbul be. Al. Elekçi. Ne kadar tanıdığım kabadayı varsa karı yüzünden toprakta. Ne kadar tanıdığım mafya babası varsa karı yüzünden mahpusta. Bunların alayı, uçkurlarının cırcırlarına mukayyet olamadıklarından bir dakikalık heva ve hevesleri için hem kendilerini yakıyorlar hem de aleme afişe alıyorlar. Neye göre bir dakika dayı? De ki 100 dakika. Her işin bir yeri var. Vakti var, raconu var. Gittik sıktık işte, rahatladık. Bu iş nereden çıktı? Dayı, her işin vakti yeri, raconu olur da... Bu işin olmaz. Dem gülür zır gider. Boş beleş. Bu kızcağızları tanıyor musun sen? Şahsen tanımıyorum. Ama etler muazzammış dayı. Ahlak sükut etmiş, meydan gevezelere kalmış. Yeğenim, bu riskli zamanda tanımadığın, güvenmediğin insanla değil halvete... Cennete girilmez be. Kızlar sağlam dayı, güvenilir. Her zaman söylediğimiz yerde. Yeğenim, kavatın güvenilirliği olmaz. Adı üstünde, kavat. İşi belli, satmak. Kadın satan, cihanı satar be. Ya sana söylemedik diye böyle yapıyorsun değil mi dayı? Hadi oradan. Memati, sana bir şey soracağım. Ama eğer yeğenimi anlatırsan topuğuna sıkarım. Benden laf çıkmaz dayı. Göreceğiz. Şimdi bu şambiyeli takıyorlar ya yeğenim. Ne şambiyeli dayı? Kılıf, kılıf. Bundan bir şey anlıyorlar mı ki? Dayıma tecrübe ettireyim. Ben gaz maskesiyle gül koklamam yeğenim.
Nasıldı Can Polat? Çok güzeldi. Asıl sen mapustan çıktın, sen söyle. Çok iyiydi, çok güzeldi. Nasıl? Hadi canım. Sen de mi? Kaç para verdin? Ya kardeşim, 1000 verdin, 1000'de sus payı. Battık. 1000'de benden koy. Abu. Bu tombalacıyı kesmeden hasreten 4000 dolar alacağım var. Lan ciğerim oturdu da. Ya bu sen de çapkınlık işinde bir dümen var ama. Bu Seyf Oda'yı okuyup üflemesin bize. Vallahi yapar mı yapar. Kardeş sen niye tek arabasın? Ya ben peşimde kimseyi sevmiyorum. Sen bilirsin ama zaman bozuk da. Biz sağlamız, boş ver. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Uyuyor muydun? Yok, ofisteyim hala. Bu ne kadar iş? Bir kahve ısmarlıyor musun? Gelirken kahve al o zaman. Yok yok, şarapa. Kırmızı? Kırmızı. 10 dakikaya oradayım. Vatan borcum biter bitmez oradayım. Vatan borcum biter bitmez oradayım.